Bugün Dota'da bulunan iki özellikten bahsedeceğim. Eğer oyunu zor ve karışık olduğunu düşündüğünüz için oyuna başlamıyorsanız, bu iki özellikten sonra oyuna başlama kararını rahatlıkla alabilirsiniz. Kahramanlara geliyorum. Gördüğünüz gibi burada karmaşıklık durumları var. Rolünüze göre bir şey seçersiniz. Ona göre listeliyor. Buradan karakterinizi seçiyorsunuz. Deneme ekranından önce rehberlerden bahsetmek istiyorum. Burada oyuncular tarafından yapılmış tercih etme sıklığına göre sıralanmış rehberler var. Bu rehberleri seçerseniz karaktere daha iyi adapte olabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi hangi seviyede hangi skill'lere vermeniz gerektiğinden tutun, başlangıçta hangi eşyaları almanız gerektiğini bile söyleyen rehberler var. Buradan deneme ekranına girebilirsiniz. Oyunu botlarla oynamanıza gerek yok. Deneme ekranında da karaktere iyice alışabilirsiniz. Burada çok fazla şey var. Gördüğünüz gibi rehberde önce Q'ya vermemi istemiş rehberi yapan kişi. Q'ya veriyorum. Vermeniz gereken skill az önce gördüğünüz gibi parlıyor zaten. Bir seviye daha alayım buradan. Gördüğünüz gibi parlıyor, veriyorum. Hangi seviyede neye vermem gerektiğini oturup başka yerlerde araştırmam gerekmiyor. Artık oyuna başlarsanız buraları zaten kurcalarsınız. Burada gördüğünüz gibi Dota oyna dedikten sonra isterseniz dereceli, derecesiz. Yeni başlayan arkadaşlar için Turbo'yu öneriyorum. Hem daha hızlı para geliyor, hem kuleler o kadar hasar vurmuyor. Kesinlikle turbo oynamanızda fayda var. Botlarla alıştırma yapabilirsiniz. Buradan zorluklarını seçebilirsiniz. Dota'nın karışık ve zor olduğunu düşünüyorsanız bu özelliklerle bir tık daha kolaylaştırabilirsiniz oyunu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.